Arabistan bölgesinde Hazreti İbrahim'e inananların sayısı oldukça azalmış ve insanlar kendi yaptıkları heykellere, putlara tapmaya başlamışlardı. Fil vakasının yaşanmasından sonra Kabe'nin değeri insanların gözünde kat ve kat artmış ve Mekke, civar bölgelerden insanların akın akın hac maksadıyla uğradığı bir belde haline gelmişti. Mekkeliler geçimini ticaretle sağlarlardı. Putperestlerin Mekke'ye gelip gitmeleri sayesinde bazı Mekke tüccarları zenginliklerine zenginlik katmıştı. Oku, Yaradan Rabbin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediklerini öğretti. Peygamberlerin sonuncusu Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik vazifesi verileli 3 sene olmuştu. 3 senelik gizli davetten sonra Allah-u Azimüşşan emrolunduğun şeyi açıkça anlat, müşriklerden yüz çevir, alay edenlere karşı biz sana yeteriz buyurdu. Bu ayetlerin üzerine İslam daveti açıktan yapılmaya başlandı. Lakin bu davet Mekkeli müşriklerin, özellikle de Mekkeli zenginlerin asla işlerine gelmiyordu. Zira Hazreti Peygamber insanları tapmış oldukları putlardan yüz çevirip tek ilah olan Allah-u Azimüşşan'a inanmaya, Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeye çağırıyordu. Şayet bu davet kabul görür ve Mekke'deki putlar yıkılırsa, Arabistan bölgesindeki putperestler Mekke'ye gelmeyecek ve Mekkeli tüccarların gelirleri azalacak, belki zenginlikleri sona erecekti. Ayrıca Kureyşliler tüm Arabistan topraklarında en itibarlı kabilelerden biriydi. Şayet atalarının putperest inançlarından vazgeçerlerse tüm Arabistan'da itibarlarının zedelenmesinden endişeleniyorlardı. Üstelik yüzyıllarca putlara tapmış olan atalarının dinlerini terk etmek de istemiyorlardı. Bu ve daha birçok sebeplerden dolayı Mekkeli müşrikler İslam'ın yayılmasını engellemeye çalışıyor, Müslüman olanlara birçok zulümlerde bulunuyorlardı. Müslüman olanlarla kimse alışveriş yapmıyordu. Müşrikler güçsüz Müslümanları tek tek yakalayıp işkence etmeye ve şehit etmeye başlamışlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Kureyşlilerin gaddarca zulümleri karşısında Müslümanlardan zayıf olanlara Habeşistan'a hicret etmeleri ve Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna kadar orada kalmaları emrini verdi. Müslümanlara yapılan zulümler vahşet derecesine ulaşmıştı. Öyle ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dahi tahammül gücünü zorlamaya başlamıştı. Müslümanlar bu dayanılmaz işkenceler karşısında artık Mekke'de oturamayacak hale gelmişlerdi. İçinde bulundukları durumu Peygamber Efendimiz'e arz ettiler ve hicret etmek için izin istediler. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlara Medine yollarını işaret etti ve şöyle buyurdu. Bundan böyle sizin hicret edeceğiniz şehrin 2 kara taşlık arasında hurmalık bir yer olduğu bana gösterildi. Ve Allah Teala sizin için kardeşler ve huzur bulacağınız bir diyar lütfetti. Bundan sonra Müslümanlar müşriklere hissettirmeden hazırlandılar. Birbirlerine yardım ederek gizlice bölük bölük hicret etmeye başladılar. Böylece Medine, Müslümanlar için bir barınak ve sığınak haline geldi. Mekkeli müşriklerin de korktukları başına gelmişti. İslam, Mekke dışına taşmış ve Medine halkı nezdinde büyük bir itibar kazanmıştı. Medineli Müslümanlar, Mekke'den gelen Müslüman kardeşlerini kucaklayarak karşılamış, onlara canı gönülden yardım etmişlerdi. Bu yüzden Mekkeli Müslümanlara muhacir, Medineli Müslümanlara ise yardım edenler manasında ensar denilmişti. Ve Medine, Müslümanların bir gün Allah'ın dinini hakim kılmak için hazırlık yaptıkları bir karargah haline gelmişti. Muhacirler ve ensar ile onlara güzelce tabi olanlar var ya, Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. Mekkeli müşrikler, İslam'ın Medine'de yerleşip yayılmasını hazmedemiyorlar, İslam'ı ve Müslümanları yok etmek için Müslüman kılığına girmiş münafıklar ve Medine'de yaşayan Yahudiler eliyle Medine'de fesat çıkarmaya çalışıyorlardı. Mekkeli müşrikler onlarla anlaşarak Medine'de Müslümanlara rahat vermemelerini istiyor ve eğer dinlemez de onlara sahip çıkarlarsa tüm güçleriyle Medine'ye saldıracaklarını ve kimseyi sağ bırakmayacaklarını söyleyerek tehdit ediyorlardı. Buna ilaveten de Medine'ye küçük gruplar halinde haydutlar göndererek Medine'deki Müslümanların sürülerini ve tarlalarını yağma ettirerek Müslümanlara Medine'de de rahat vermiyorlardı. Üstelik Mekkeli müşrikler Mekke'de muhacirlere ait ne kadar eşya ve mal varsa hepsine el koymuşlardı. Müslümanların hac vazifelerini yerine getirmelerine ise kesinlikle izin verilmiyordu. Durum çok hassaslaşmış ve iyice tehlike arz eder hale gelmişti. Müslümanlar geceleri Medine sokaklarında nöbet tutuyor, Yahudi ve müşriklerden bir baskın ihtimaline karşı her türlü tedbiri alıyorlardı. Hadiseler öyle seyretmeye başlamıştı ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın o güne kadar takip ettiği sabır ve tahammül siyaseti ile barış yaşatabilme imkanı artık kalmamıştı. İslam devleti olmadan İslam'ın yaşanması mümkün değildi. Nitekim Hazreti Peygamber Efendimiz sabır ve tahammülden sonra kendilerinin müdafaa konumunda kalmasının da kafi gelmediğini görünce Rabbine sığınarak gelecek vahyi bekledi. Nihayet müşriklerin iyice azgınlaştıkları böyle bir zamanda dini, vatanı ve müminleri muhafaza için zaruret haline gelmiş olan cihat hamlesine izin veren ayeti kerimeler nazil oldu. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat haddi aşmayın. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Ey inananlar! Korunma tedbirleri alın. Bölük bölük veya hep birlikte savaşa gidin. Cenab-ı Hak, savaşın hangi sebep ve gaye için yapılacağına dair hükmünü de şöyle bildirmişti. Artık fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Allah-u Azimüşşan'dan savaşın emri gelmişti. Artık müdafaayı bırakıp taarruza geçme zamanı gelmişti. Bu ilahi beyanlardan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ona tabi olan müminler müşriklere karşı savaşmak üzere her bakımdan ciddi bir hazırlık içine girdiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine dışına askeri birlikler göndererek Medine ve çevresini kontrol altında tutmaya ve civardaki gayrimüslim devletlerle ilişkiler kurarak barış anlaşmaları yapmaya ve onlara İslam'ı anlatmaya başlamıştı. Müslümanların sayısı gün geçtikçe çoğalıyor, İslam devleti güçleniyordu. Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasındaysa artık harp hukuku yürürlüğe girmişti. Mekkeli müşriklerin İslam'ı önleme saldırılarına karşılık Müslümanlar da karşı saldırıya geçmişlerdi artık. Medine, Mekkeli müşriklerin hayat damarı olan ticaret yolunun üzerindeydi. Müslümanlar bundan istifade ile Mekkelilerin ticaret kervanlarını geçirdiği yolları tutarak Suriye'ye mal götürmelerine ve ticaretlerine engel oluyorlardı. Bu kervan saldırıları yalnızca harp durumunda olunan Mekkelilere ait kervanlara yapılmakta, harp halinde bulunulmayan diğer gayrimüslim devletlerin kervanlarına dokunulmamaktaydı. Mekkeli müşriklere karşı Siful Bahır seriyesi, Ebva gazvesi, Batn-ı Nahle seferi gibi birçok seriyeler ve gazveler düzenlenmişti. O sene Mekkeli müşriklerin çok büyük bir kervanı Doğu Roma'ya bağlı Şam şehrinden dönmekteydi. Bu kervan 50 bin dinar gibi büyük sermayeli ve 1000 deveden oluşan büyük bir ticaret kervanıydı. Kervanın başında Mekke'nin önde gelenlerinden Ebu Süfyan ve Amr bin As gibi 30-40 kişi bulunmaktaydı. Kureyş müşrikleri, Müslümanların hac yapmalarına mani oldukları ve Mekke'deki mallarını gasp ettikleri için Müslümanların da buna bir misilleme yapacaklarını biliyorlardı. Ebu Süfyan, Mekke'ye bir adam yollayarak kervanın Müslümanların saldırısına uğrayacağını ve ordu toplayarak kervanı korumaya gelmelerini istedi. Müslümanların Kureyş kervanına saldıracağı haberi Mekke'ye ulaştığında müşrikler dehşete ve öfkeye kapıldılar. Kervan mallarını korumak için Ebu Leheb hariç bütün Mekkeliler savaşmak üzere 100 at ve 700 deveden oluşan yaklaşık 1000 kişilik zırhlı bir ordu toplayarak kervana doğru yola koyuldular. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise 313 kişilik İslam ordusuyla Medine'den yola çıkmıştı. Ordunun 64'ü muhacirden, geri kalanı ensardandı. 3'ü atlı, 70'i develi, diğerleri de yaya idiler. Hazreti Peygamber daha önceden kervanı araştırması için gözcüler göndermişti. 2 gözcü develerine su içirmek için Bedir kuyularına vardılar ve develerini çökerttiler. Cüheyne kabilesinden 2 kızın kuyu başında konuşmasını işittiler. Kızlar kervanın yarın veyahut öbür gün Revha Vadisi'nde konaklayacağını konuşuyorlardı. Sahabeler bunu işitince Allah Resulüne durumu bildirmek için yola koyuldular. Revha'ya 2 mil uzaklıkta Allah Resulüne yetiştiler ve durumu haber verdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ordusunu Bedir istikametine doğru harekete geçirdi. O sırada Ebu Süfyan kervanı Bedir kuyularına getirmişti. Burada gecelemeyi düşünüyordu. Fakat gözetilmekten dolayı korku içindeydi. Orada bulunan Mecdi'ye herhangi bir kimseyi fark edip etmediğini sordu. Bunun üzerine Mecdi, "Hoşlanmadığım birini veya seninle Medine arasında bir düşman görmedim. Seninle Medine arasında düşman varsa bize gizli kalmaz. Ayrıca senden de saklayacak değilim," dedi ve ilave etti. "Ancak binekleri üzerinde 2 yabancı adam gördüm. Burada develerine su içirdiler," diyerek gözcü sahabelerin develeri çökerttiği yeri gösterdi. Ebu Süfyan devenin dışkısını eline alarak ufaladı. İçinde bir hurma çekirdeği gördü. "Bu Medine hurmasıdır. Buradaki adamlar da Muhammed'in casuslarıdır. Buraya yakın olduklarını düşünüyorum," diyerek burada konaklamaktan vazgeçti. Kervanın yönünü sahile doğru çevirdi ve Bedri solunu alarak hızla ilerlemeye başladı. Kervanı güvene aldığını fark edince müşriklere, "Kervan için yola çıkmıştınız. Allah onu kurtardı. Artık geri dönünüz," diye haber gönderdi. Ebu Cehil ise, "Bedre varmadan geri dönmeyeceğiz. Orada 3 gün oturup develer keseceğiz. Yiyip içeceğiz. Kadınlar oynayacak ve şarkı söyleyecekler. Civardaki Araplar da bizi işitecek. Bundan sonra hep bizden korkacaklar," dedi. Ebu Süfyan, Kureyş ordusunun Ebu Cehil'e uyarak geri dönmediğini duyduğunda, "Vah kavmime, bu Ebu Cehil'in işidir. Geri dönmek istemeyişi insanlara baş olma sevdasındandır. Azgınlıktır. Azgınlık ise noksanlık ve uğursuzluk getirir," demişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelişen siyasi seyri adım adım takip ettiğinden artık kaçınılmaz bir ölüm kalım savaşı ile karşı karşıya olduklarını anladı ve ashab-ı güzini toplayıp sordu: "Sizce kervanı takip etmek mi, Kureyş ordusunu karşılamak mı daha münasiptir?" Muhacirler adına Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhüma ayağa kalktılar ve Kureyş ordusunu karşılamaya hazır olduklarını ifade ettiler. Ensar adına Sad bin Muaz radıyallahu anh ayağa kalktılar ve ''Ey Allah'ın Resulü, bizler sana inandık. Getirdiğin Kur'an'ın hak olduğuna şehadet ettik. Nasıl dilersen öyle yap. Şayet denize dalsan bizler de seninle beraber dalarız. Ensardan bir tek kişi bile geri dönmez.'' dedi. Bu sadakat ve teslimiyet dolu sözler üzerine Hazreti Peygamber'in mübarek siması tebessümle doldu. Hayır dua ederek şöyle buyurdu: "Öyleyse haydi Allah'ın bereketiyle yürüyünüz. Size müjdeler olsun ki Allah iki taifeden birini vaat etti. Vallahi ben sanki Kureyşlilerin harp sahasında yıkılacakları yerleri görüyor gibiyim." İki ordu Ramazan ayının 17'sinde Cuma günü Bedir sahrasında karşı karşıya saf bağladı. Çok sıcak bir gündü. O zamana kadar Araplar hep nesep, ırk ve akrabalık gibi kavmiyet duygusuyla harp ederlerdi. Şimdi ise kavmiyetin yerini din almıştı. Dini yüceltme duygusu Araplarda çok güçlü olan akrabalık asabiyetini bertaraf etmişti. Öyle ki baba, amca, dayı, evlat, kardeş, kuzen gibi yakın akrabalar bile farklı taraflardaydılar. O gün Hazreti Ebu Bekir oğlu ile, Ebu Ubeyde babası ile, Hazreti Hamza kardeşi ile karşı karşıya gelmişti. Büyük bir ibret tablosu sergileniyordu. Karşı karşıya gelen şu iki grubun halinde sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan bir grup, diğeri ise bunları apaçık kendilerinin iki misli gören kafir bir grup. Allah dilediğini yardımı ile destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Kureyşlilerden 3 kişi öne çıkarak Müslümanlardan 3 yiğit istedi. Bunun üzerine Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Hazreti Ubeyde karşılarına çıktı. Hazreti Hamza ve Hazreti Ali rakiplerini kolayca yere serdiler. Ubeyde bacağından yara aldı. Bunun üzerine müşrik ordusu Ebu Cehil'in emriyle umumi taarruza geçti. Müslüman saflarında ise küfür saflarına doğru ürkütücü bir nara halinde yükselen Allahu Ekber ve La İlahe İllallah sesleri hiç durmuyor, imanlı yürekleri coşturdukça coşturuyordu. Nihayet Allah Resulü aleyhisselam hücum emri verdi. İki ordu dehşetli bir biçimde birbirine girdi. Çarpışma şiddetli başladı ve gittikçe de şiddetlendi. Allah Resulü aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a iltica ile birlikte ashabın gayret ve coşkusunu artırmak için aralarında koşup duruyor ve sık sık "o topluluk hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar" ayeti kerimesini okuyordu. Bu sözlerden sonra yanında bulunan Ebu Bekir radıyallahu anh'a dönerek "Müjde, Cebrail ve melekler imdada geldi" buyurdu. Allah-u Azimüşşan İslam ordusuna yardım için meleklerini göndermişti. Bedir'in aslanları var kuvvetiyle küffar ordusuna hücum ettiler. Bedir Muharebesi, İslam ve imanın varoluş mücadelesiydi. Hak Teala bu savaşta melekler ordusunu da seferber etmişti. Bu ilk büyük cihada iştirak eden Ashab-ı Güzin, Müslümanların en faziletlileri olma şerefine nail oldular. Bedir'deki bu ulvi heyecan şeraresine katılan melekler de diğer meleklere göre daha büyük bir izzet kazandılar. İslam ordusu o gün 14 şehit verirken küffar ordusundan Ebu Cehil de dahil olmak üzere 70 müşrik öldürülmüştü. Bu savaş Medine'de kurulan İslam devletinin ilk büyük zaferiydi. Tüm Arabistan'da Mekkeli müşriklerin İslam ordusuna yenildiği haberi dalga dalga yayıldı. İslam'a girmek isteyen insanların sayısı çoğalmaya başladı. Bedir kuyuları ve Şam ticaret yollarının idaresi Müslümanların eline geçmişti. Medine'de yaşayan Yahudiler Müslümanlara verdikleri sözü tutmayarak Kureyşli müşriklere yardım ettiklerinden dolayı Müslümanlar ile aralarındaki barış anlaşması bozulmuştu. Bu yüzden Yahudiler Müslümanlar tarafından Medine'de kuşatıldı ve göç etmeye zorlandı. Ebu Cehil'in Bedir'de ölümünden sonra Kureyş'in başına Ebu Süfyan geçmişti. Akrabaları Müslümanlar tarafından öldürülen Kureyş ileri gelenleri intikam için yeminler etmişlerdi. Bedir Muharebesi'nden sonra Müslümanların sayısı giderek artmış ve Arabistan topraklarında bir İslam devleti kurulduğu herkesce malum hale gelmişti. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Müslümanlara şehitlik makamını anlatmıştı. Allah yolunda şehitliğin peygamberlikten sonraki en büyük makam olduğunu, şehit olanın üzerindeki kul hakları hariç bütün günahlarının affolunduğunu ve şehit olan kişinin çekeceği ölüm acısının bir karınca ısırığı kadar olacağını Müslümanlara müjdelemişti. Bunlar Allah'ın müminlere olan çok büyük bir lütfuydu. Her Müslüman Allah yolunda şehit olmak için can atıyordu. Mekke'de ise büyük bir matem havası hakimdi. Zira Mekke'deki neredeyse herkes Bedir Muharebesi'nde bir yakınını kaybetmişti. Mekkeli müşrikler Bedir'in intikamını almanın hıncıyla dolup taşıyordu. Neticede aradan fazla bir zaman geçmeden çevredeki Araplardan da yardım istenerek intikam ateşiyle yürekleri tutuşmuş 3000 kişilik bir müşrik ordusu hazırlandı. O sırada Mekke'de bulunan Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın amcası Abbas, Mekke'de yapılan hazırlığı bir mektupta yazarak Medine'ye gönderdi ve Müslümanları uyardı. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam derhal harp meclisini topladı. Medine içerisinde kalıp müdafaa harbi mi yoksa şehir dışına çıkarak taarruz harbimi yapmak gerektiğini ashabıyla istişare etti. Peygamber Efendimiz Medine'de kalıp müdafaa harbi yapma taraftarı ise de neticede çoğunluğun kararına uyularak şehir dışına çıkıp taarruz harbi yapılmasına karar verildi. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ordusunu Medine'nin 1 mil kuzeyindeki kırmızı bir dağ olan Uhud dağına getirmişti. Hazreti Peygamber sancağı Musab bin Umeyr'e, süvari komutanlığını Zübeyir bin Avvam'a ve ordu komutasını da Hazreti Hamza'ya vermişti. İyi nişancı olan 50 okçu sahabe Abdullah İbni Cübeyr komutasında Ayneyn tepesine yerleştirilmişti. Allah Resulü'nün bundan maksadı cephe gerisinden gelebilecek muhtemel bir saldırıyı önlemekti. okçulara şu kat'i emri verdi. Siz bizim arkamızı muhafaza edeceksiniz. Düşman galip gelsin veya mağlup olsun. Benden haber gelmedikçe yerlerinizden asla ayrılmayınız. Kureyş müşrikleri de savaş alanına gelmiş ve ordusunu dizmişti. Ordunun sağ cenahına Halid bin Velid komuta ediyordu. Sol cenaha Ebu Cehil'in oğlu İkrime, süvarilerin başına da Safvan bin Ümeyye geçirilmişti. Umum karargah kumandanı Ebu Süfyan ve ihtiyat komutanı Amr bin As'tı. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ordusuna hitap ederek şöyle buyurdu. Ey insanlar! Kuşkusuz ki cihad etmek zordur. Savaşın derdi çetindir. Allah'ın doğru yola ilettiği kimseler dışında cihada sabreden az olur. Şüphesiz ki Allah kendisine itaat edenlerle beraberdir. Allah'ın size emrettiklerinden ayrılmayın. Biliniz ki ihtilaf, tartışma ve vazgeçirme acizlik ve zayıflıktan olup Allah'ın sevmediği şeylerdir. Bu durumda olanlara zafer ve galibiyet verilmez. Müminin mümine göre durumu başın gövdeye olan durumuna benzer. Baş rahatsızlandığında bütün ceset onunla rahatsız olur. Vesselamu aleyküm. Müşriklerin Bedir'de çok canı yandığından bir an evvel intikam almak arzusuyla kin ve nefretle İslam ordusuna hücum ettiler. İslam ordusu saldırmak için Hazreti Peygamber'in emrini beklemekteydi. Hazreti Peygamber eşsiz sesiyle tekbir getirince ashab hep bir ağızdan Allah Allah diyerek saldırıya geçti. Müslümanlar öyle bir gayretle savaşıyordu ki müşrik ordusu giderek eriyordu. Müşriklerden Übey bin Halef o kargaşada atını son sürat Hazreti Peygamber'in üzerine sürünce Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mübarek elindeki mızrağı fırlatarak onu atından düşürdü. Sayı ve teçhizat bakımından üstün olan müşrik ordusu, Müslümanların görülmemiş bir şevkle savaşmalarına daha fazla dayanamayarak toplu bir halde geri çekilmeye başladılar. Müslümanlar bir müddet düşmanı kovaladıktan ve zaferlerinden emin olduktan sonra ganimet toplamaya koyuldular. Okçular tepesinden bu galibiyeti gören okçular, Allah Resulü'nün tembihine rağmen yerlerini terk ederek ganimet toplamaya koştular. Abdullah İbni Cübeyr onları ısrarla ikaz etmesine rağmen yerlerinde tutamamıştı. Tepede yalnızca Hazreti Peygamber'in emrine sadık kalan 8 kişi kalmıştı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Düşmanın uyanık komutanlarından Halid bin Velid'in gözü okçular tepesindeydi. Okçuların mevzilerini terk ettiklerini görünce beklediği fırsatı yakaladı. Emrindeki süvari birliğiyle derhal okçuların bulunduğu tepenin arkasından dolaşarak ganimet toplamakta olan Müslümanların arkasından şiddetli bir saldırı başlattılar. O gün birçok mümini şehit ettiler. Hatta bir grup müşrik doğrudan doğruya Allah Resulü'nü hedef alarak saldırıya geçti. Müminler Hazreti Peygamber'e atılan okların önüne atlıyor, vücudunu onu korumak için siper ediyorlardı. Bu esnada müşriklerden Utbe, Peygamber Efendimiz'e büyükçe bir taş fırlattı. Atılan bu taş Hazreti Peygamber'in yüzüne isabet etti. Allah Resulü'nün miğferi yanağını yarıp bir dişini kırdı. O an yer ve gök titremişti. Bu sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fasık bir kimse olan Ebu Amir'in Müslümanlar için kazdığı çukurlardan birine düştü. O an müşrikler Efendimizin öldüğünü zannederek Muhammed öldürüldü diye yaygara çıkardılar. Müşrikler sevinçlerinden kendilerinden geçiyordu. Hazreti Ali ve Hazreti Talha radıyallahu anhüm onu çukurdan çıkardılar. O vakit Efendimiz Allah Resulü'nün yüzünü yaralayan kavme çok gazaplandı buyurdu. Sahabeler Resulullah yaşıyor diye bağırmaya başlayınca hep birlikte Allah Resulüne koşup etrafında etten duvar ördüler. Bunu işiten müşriklerin sevinçleri de kursağında kalarak o tarafa doğru yöneldiler. Allah Resulüne ok yağdırmaya başladılar. Bu oklar sahabelere isabet ediyor, kimi yaralanıyor, kimi şehit düşüyordu. Sad bin Ebi Vakkas ok atışlarıyla yaklaşan müşrikleri öldürüyordu. Hazreti Peygamber eline ok vererek "At ya Sad, anam babam sana feda olsun" diyordu. İslam ordusu Uhud dağına doğru geri çekilmeye başladı. Allah Resulü "Ey Allah'ın kulları, bana geliniz, ben Allah'ın Resulüyüm" diye sesleniyordu. Allah Teala bu hali şöyle beyan buyurur: "Siz Allah'ın izniyle düşmanlarınızı öldürürken Allah size olan vaadini yerine getirmiştir. Nihayet öyle bir an geldi ki Allah arzuladığınızı size gösterdikten sonra zaafa düştünüz. Emir hususunda tartışmaya kalktınız ve asi oldunuz. Dünyayı isteyeniniz de vardı, ahireti isteyeniniz de vardı. Sonra Allah denemek için sizi onlardan alıkoydu. Ve andolsun sizi bağışladı. Zaten Allah müminlere karşı çok lütufkardır." O dehşetli günde her şeye rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kutup yıldızı gibi yerinden hiç ayrılmayarak nebevi bir dirayetle mukavemet gösterdi. Cesaret, şecaat ve sebatı ile ashabına cengaverlikte de üstün bir örnek oldu. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştu: "Gevşeklik göstermeyiniz, mahzun da olmayınız. İnanıyorsanız mutlaka üstünsünüz. Eğer sizin yaralanarak canınız yandıysa, kavminin de öyle canı yanmıştı. Biz bu günleri insanlar arasında nöbetleşe dolaştırırız." Müşrikler artık Müslümanlara karşı etkisiz hale gelmeye başlamışlardı. Bu korkulu anda Allah Teala müminlere bir uyku hali lütfetti. Bulundukları yerde tatlı ve huzur verici bir uykuya daldılar. Müşriklerin ise içine bir korku düşmüş ve geri dönmeye başlamışlardı. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a verilen mucizelerden biri de düşmanın gönlüne uzak mesafelerden bile korku salmasıydı. İşte müşrikler kalplerine düşen bu korkunun da tesiriyle Müslümanlara karşı sağladıkları geçici galebeye rağmen tamamen savunmasız olan Medine'yi istilaya teşebbüs edemediler. Üstelik Müslümanlardan bir tane bile esir olmadan geri dönüyorlardı. Şüphesiz ki bu Allah'ın peygamberine ve müminlere olan bir lütfuydu. O gün Uhud meydanında 70 sahabe şehit olmuştu. Bunlar arasında Hazreti Hamza ve Musab bin Umeyr gibi yiğitler de vardı. Müminler harp sahasına inerek şehitleri defnettiler ve cenaze namazlarını kıldılar. Hazreti Peygamber'in tembihlerine dikkat etmeyerek ganimet için Okçular Tepesi'nden inen sahabeler mağlubiyetin mesuliyetinden dolayı çok mahzundular. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara hitaben "Mahzun olmayın, affolundunuz. Mekke'nin fethi de yaklaşmıştır" dedi. Uhud'da bir taraftan büyük bir iman vecdi içinde sabır, tevekkül, teslimiyet ve kadere rıza zirve seviyede sergilendi. Diğer taraftan da bir anlık gaflet ve dünyaya meyil gibi nefsani zaaflar yüzünden çok acı imtihanlarla da karşılaşıldı. Allah Resulü'nün emrini yerine getirmekte gösterilen ihmal bir anda savaşın kaderini değiştirmiş, zaferin gecikmesine sebep olmuştu. Birkaç kişinin hatası umumun cezalandırılmasıyla neticelenmiş, hepsi birden sıkıntıya düşmüşlerdi. Müşriklere ise fiiliyatta hiçbir neticesi olmayacak aldatıcı bir zafer takdir olunmuştu. Bu aldatıcı zafer ile Bedir'den beri müşriklerin gönlünde biriken kin ve öfke sakinleşmiş, geçen zaman içinde onların İslam'a duydukları şiddet ve soğukluk azalmıştı. "Gevşeklik göstermeyiniz, mahzun da olmayınız. İnanıyorsanız mutlaka üstünsünüz." Uhud muharebesinden sonra Kureyşli müşrikler Müslümanlardan intikamlarını aldıklarını düşünmüş ve sükunet bulmuştu. Çok geçmeden Medine'de bulunan Beni Nadir Yahudileri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a suikast tertip etmeye çalıştılar. Allah'ın bildirmesiyle bu suikastten kurtulan Efendimiz, Yahudilerin iyice haddi aştıklarını görünce artık yapacak başka bir şey olmadığından onların yurdunu kuşattı. Yahudiler Müslümanlara karşı daha fazla dayanamayacağını anlayınca teslim oldular. Allah Resulü Beni Nadir kabilesini Medine'den sürgün etti. Diğer Yahudi kabilelerine de anlaşmalarına sadık kalmaları şartıyla yerlerinde kalmasına izin verdi. Beni Nadir'in bir kısmı Hayber kalesine, diğer kısmı da Şam taraflarına göç ettiler. Hayber'e sığınan Yahudiler Müslümanlara karşı intikam ateşiyle yanıp tutuşuyorlardı. Hayber kalesinde diğer Yahudilerle birlikte sinsice planlar kuruyor ve Müslümanları nasıl alt edebileceklerini düşünüyorlardı. 10-15 kişilik bir Yahudi heyetini Mekke'ye gönderme kararı aldılar. Kureyşli müşrikler ile Hayberli Yahudiler arasında ittifak yapıldı. Mekkeli müşrikler ise zaten böyle bir fırsat beklediklerinden hemen harekete geçtiler. Kureyşliler tüm Arap topraklarına elçiler gönderip onları Allah Resulüne karşı savaşa davet ederken Yahudiler de aynı şekilde diğer Yahudi kabilelerini toplamaya çalışıyordu. Kureyşliler ve Yahudiler 10.000'den fazla askere sahip büyük bir ordu toplamayı başardılar ve Medine'ye doğru yola çıktılar. Olanları haber alan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla istişare etti. Onlara Allah'ın emirlerine isyan etmedikleri, Allah yolunda meşakkatlere katlandıkları takdirde ilahi yardıma nail olacaklarını vaat etti. Sonra küffara karşı nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğini ashabıyla istişaresi neticesinde Medine etrafına hendekler kazılması kararlaştırıldı. Medine yalnız bir taraftan açık ve tehlikedeydi. Diğer tarafları ise birbirine bitişik binalarla adeta bir kale gibi çevriliydi. Allah Resulü hendeklerin nerelerden açılacağına karar verdikten sonra her 10 kişiye "şuradan şuraya kadar" diye göstererek hendek kazmak üzere belirli bir yer ayırdı. Hazreti Peygamber ile birlikte bütün Müslümanlar hendek kazımında çalışıyordu. Sesi güzel olanlar şiirler okuyor ve hatta okunan şiirlere zaman zaman Allah Resulü de eşlik ediyordu. Herkes canla başla işin ucundan tutuyordu. Müşrikler ve Yahudi orduları birleşmiş ve Medine'ye gelmişlerdi. Müslümanların kazdığı hendekler karşısında şaşıp kaldılar. Medine'ye giremediler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam 3000 mücahidiyle hendeklerin arkasında mevzilenmiş, geri kalan kadın ve çocuklar da kalelere ve hisarlara yerleştirilmişti. Lakin Medine'de bulunan Beni Kurayza Yahudileri isyan çıkarıp Allah Resulü ile aralarındaki anlaşmayı bozmuşlardı. Yahudiler Ebu Süfyan'a haber gönderip "Siz sebat edin, biz Müslümanlara arkalarından saldıracağız, onların köklerini kazıyacağız" dediler. Bu ihanet Allah Resulüne çok ağır gelmişti. Fakat o daima Allah'a tevekkül ve teslimiyet halindeydi. Bu yüzden bu müşkil karşısında "Hasbünallahi ve nimel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir." buyurdu. Medine'deki Yahudiler, Müslüman erkekler hendeklerdeyken Müslüman kadınlara ve çocuklara saldırıp onları esir etmeyi planlıyorlardı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam 500 kişilik bir ordu görevlendirerek Medine sokaklarına gönderdi. Bu sahabeler yüksek sesle tekbirler getirerek Medine sokaklarında devriye gezecekler ve kadınları ve çocukları koruyacaklardı. Müşriklerin kuşatması ve Yahudilerin ihaneti arasında günler geçiyordu. Beni Kurayza Yahudilerinin baskınına uğramadan sabaha çıkıldığı zaman müminler rahat bir nefes alıyorlardı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Medine'de çoluk çocuğumuz hakkında Beni Kureyza'dan duyduğumuz korku, Kureyş ve Gatafan ordularından duyduğumuz korkudan daha fazlaydı. Zaman zaman Sel Dağı'nın tepesine çıkıp Medine evlerine bakar, onları sükunet ve huzur içinde gördükçe Allah'a hamd ve şükrederdim demişti. Öte yandan Hendek civarına sık sık müşrikler tarafından baskınlar yapılıyor, gecenin geç vakitlerine kadar şiddetli çarpışmalar oluyordu. Büyük küçük herkes savaşta vazife alıyor, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hendeğin müşriklerin geçmeye çalıştıkları en dar yerinde bizzat nöbet tutuyordu. Savaş uzayıp gidiyordu. Müminler öyle zor bir durumda kaldılar ki Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye beklemeye başladılar. Bu hali Allah şöyle buyurdu: "Onlar hem yukarınızdan hem aşağı tarafınızdan üzerinize yürüdükleri zaman gözler yığıldığı, yürekler ağza geldiği ve siz Allah hakkında türlü türlü zanlara düştüğünüz zaman işte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardır. O zaman münafıklar ile kalplerinde hastalık bulunanlar, meğer Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatlerde bulunmuşlar diyorlardı. Onlardan bir grup da demişti ki, ey Yesripliler, artık sizin için durmanın sırası değil, haydi dönün. İçlerinden bir kısmı ise gerçekten evlerimiz emniyette değil diyerek peygamberden izin istiyordu. Oysa evleri tehlikede değildi. Sadece kaçmayı arzuluyorlardı. Şayet fitne çıkarmaları istenseydi bunu hemen yaparlardı. Andolsun ki daha önce onlar sırt çevirip kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz mesuliyeti gerektirir. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız kaçmanın size asla faydası olmaz. Müminler ise düşman birliklerini gördüklerinde işte Allah ve Resulünün bize vaat ettiği, Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların ancak imanlarını ve Allah'a bağlılıklarını artırdı. Böylece müminler bütün güçleriyle mücadele ettiler. Gatafan Yahudilerinin ileri gelenlerinden Müslüman olmuş bulunan ancak kendisini gizleyen Nuaym radıyallahu an müşrikler ile Beni Kureyza'nın arasını açmayı başardı. Medine'yi kuşatan kabileler tefrikaya ve ihtilafa düştüler. Nihayet Yahudiler Nuaym'ın hilelerine kanarak kuşatmadan çekildiler. Meydanda düşman olarak sadece müşrikler kaldı. Ancak müminler yine de hayli zor durumdaydı. Peygamber Efendimiz ve ashabın müşriklerin kuşatması altında ağır bir imtihandan geçtiği ve adeta yüreklerin ağza geldiği bu esnada şu ayeti kerime nazil oldu: "Yoksa siz kendinizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete girivereceğiniz mi sandınız? Onlara öyle yoksulluklar, öyle sıkıntılar dokundu ve öyle belalarla sarsıldılar ki peygamber ve beraberinden iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek hale gelmişlerdi. İyi bilin ki gerçekten Allah'ın yardımı yakındır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ellerini yüce dergaha kaldırarak şöyle niyaz etti. Ey Rabbim! Ey Kur'an-ı Azimüşşan'ı gönderen Allah'ım! Ey düşmanlarla hesabı tez gören Rabbim! Sen Medine önünde toplanan şu Arap kabilelerini dağıt. Allah'ım onların birliklerini kır, iradelerini sars da yerlerinde tutunamasınlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu duasını henüz bitirmişti ki mübarek simaları gülümsemeyle aydınlandı ve herkesi sevince boğan ilahi yardım tahakkuk etti. Sert ve keskin bir fırtına düşman saflarına doğru esmeye başladı. Önüne ne gelirse savuran müthiş bir kasırga Medine vadisinin toz ve toprağını müşriklerin yüzlerine ve gözlerine doldurdu. Çadırlarını söküp uçurdu, ateşlerini söndürdü. Yük develerini ve süvari atlarını birbirine karıştırdı. Bu semavi afet ve ilahi azabın üzerlerine yağdığı müşrikler perişan bir hale düştüler ve arkasına bakmadan kaçışmaya başladılar. Cenab-ı Hak iman edenlere yardımını göndermişti. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi. Allah o inkar edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfke ve kinleriyle geri çevirdi. Savaşta Allah müminlere kafi geldi. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Perişan halde kaçan müşrikler arkalarında birçok ganimet bırakmışlardı. Bunlar sayesinde Medine'deki kıtlık da ortadan kalkmış oldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ilahi lütuf ve büyük zaferden sonra ashabına "Artık nöbet sizindir. Bundan sonra Kureyş sizin üzerinize gelemez." buyurdu. Böylece artık müdafaa değil, hücuma da geçebileceklerini ifade etmiş oluyordu. Çünkü müşriklerin hem gururları hem de saldırı güçleri tamamen kırılmıştı. Artık bütün mümin gönüllerde Allah Resulü'nün bu hakikati ifade eden sözleri terennüm ediliyordu. Bundan böyle biz onların üstüne yürüyeceğiz. Daha önceki Yahudiler gibi Beni Kureyza'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile yaptıkları ahde riayet etmemişler, en zor zamanlarda ihanet etmişlerdi. Oysa yapılan anlaşmaya göre Medine'ye saldıran müşriklere karşı Müslümanlarla birlikte müdafada bulunmaları gerekiyordu. Fırsatını bulunca ihanet ederek kendi elleriyle kendilerini helake sürüklemişlerdi. Cebrail Aleyhisselam'dan ilahi emri alan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam derhal müminleri toplayarak Beni Kureyza üzerine yürüdü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Beni Kureyza kalesine gelerek kendilerini İslam'a davet etti. Fakat kabul etmediler. Bunun üzerine kale kuşatıldı. Fazla dayanamayan Kureyzalılar teslim oldular. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerin cezasını Tevrat'ın hükmüne göre uyguladı. Tevrat'ta hainlerin cezası, eli silah tutan erkeklerin idam edilmesi, mallarına el konulması ve kadınlarıyla çocuklarının esir alınmasıydı. Allah ehli kitaptan onlara yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine korku düşürdü. Onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. Allah onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve ayak basmadığınız topraklara sizi mirasçı yaptı. Böylece Allah-u Azimüşşan müminlere Hayber'in fethini de işaret etmiş oluyordu. Hayber, Medine'nin kuzeyinde ve Medine'ye 4 konak mesafede büyük bir şehirdi. Şehrin etrafında birçok kaleler vardı. Medine civarını yurt tutmuş olan Yahudilerin kimi sürülmüş, kimi de öldürülmüştü. Kalanların çoğu Hayber'de toplanmışlardı. Hayber'deki Yahudiler hiç durmuyor ve Hayber'i fitne kazanına çeviriyorlardı. Medine, Hayber ile Mekke arasında bulunuyordu. Dolayısıyla ne zaman Mekkeli müşriklerle bir harp yapılsa, Müslümanların arkasında kalan Hayber Yahudileri tehlike arz ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'de Mekkeli müşrikler ile 10 yıllık bir barış anlaşması yaptı. Böylece Müslümanlar Hayber'e yürüdüğü zaman Mekkelilerin saldırısından emin olacaklardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hazırlıklarını tamamladıktan sonra Hayber üzerine sefere çıktı. Meşakkatli bir mücadelenin sonunda Hayber şehri tamamen fethedildi. Müslümanlar bu şehirden çokça ganimet elde etmişlerdi. Mekkeli müşrikler ile yapılan 10 yıllık barış anlaşması sürerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı yaymak için rahat bir fırsat bulmuştu. Civardaki devletlere elçiler göndererek onları İslam'a davet ediyordu. Bu elçilerden biri de Haris bin Umeyr radıyallahu anh'dı. Haris bin Umeyr, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubunu o dönem Doğu Roma'ya bağlı bulunan Hristiyan Gassanilere götürmüştü. Lakin Doğu Roma'nın valisi Şurahbil, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisini şehit etmişti. Halbuki elçiye zeval yoktur anlayışı gereğince düşman ülkeler bile birbirlerinin elçilerine dokunmazlardı. Hazreti Peygamber ashabına çok düşkündü. Onlardan birinin başına bir sıkıntı geldi mi, ondan çok rahatsız olurdu. Bu sebeple ashabından birinin küstahça öldürülüşüne seyirci kalmayarak hemen 3000 kişilik bir ordu hazırladı. Hazreti Peygamber bu orduyu Seniyetül Veda Vadisi'ne kadar geçirdi ve onlara şu tembihlerde bulundu. Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin ettim. Zeyd bin Harise şehit olursa yerine Cafer bin Ebu Talip geçsin. Cafer bin Ebu Talip şehit olursa Abdullah bin Reveha geçsin. Abdullah bin Reveha da şehit olursa Müslümanlar aralarından münasip birini seçip onu kendilerine kumandan yapsın. Daha sonra Hz. Peygamber İslam ordusuna şöyle seslendi. Allah'ın adıyla gazaya çıkın. Allah'ın düşmanlarıyla ve Şam'daki düşmanınızla savaşın. Şam'da inzivaya çekilmiş ve kiliselerde ibadet yapan adamlar bulacaksınız. Onlara karışmayın. Bir de şeytana uşaklık yapan bazı din adamları daha göreceksiniz. Onların başında şeytanın yuvaları vardır. O yuvaları kılıçlarla kaldırın. Kadınları, süt emen küçük çocukları ve yaşlıları öldürmeyin. Hurmaları ve ağaçları kesmeyin. Evleri yıkmayın. Bu sözleri söyledikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları uğurladı. Diğer Müslümanlar da onlarla vedalaşarak helalleştiler. Uhud Muharebesi'nde Müslümanları arkadan kuşatarak yenilmesine sebebiyet veren Halid bin Velid de Müslüman olmuş ve bu orduya katılmıştı. İslam ordusu Mûte bölgesine doğru harekete geçti. Bu arada Müslümanların üzerlerine geldiğini öğrenen vali Doğu Roma'dan destek istedi. Doğu Roma İmparatoru Herakles henüz Sasani seferini bitirmiş ve İstanbul'a dönmüştü. Ordunun büyük kısmını Mezopotamya'da bırakmıştı. Generallerinden Theodoros'un emrine verdiği orduyu İslam ordusunu karşılaması için gönderdi. Müslüman tarihçilerin yazdıklarına göre Doğu Roma ordularının geldiğini öğrenen Hristiyan Arapların da orduya katılımıyla sayıları 100.000'e yaklaşan devasa bir ordu kurulmuştu. Doğu Romalı tarihçilerin anlattığına göre yerel Roma garnizonlarından küçük bir birlik gönderilmişti. Modern tarihçiler ise bu ordunun sayısı hakkında 10.000 civarı olabileceğini tahmin etmektedir. Her halükarda Doğu Roma ordusu İslam ordusundan en az 3 kat büyüktü. İslam ordusuna Doğu Roma'nın 100.000 kişilik bir ordu ile üzerlerine geldiği haberi ulaştı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber gönderelim, ya bizi geri çevirir ya da bize ilave adamlar gönderir dediler. İnsanlar bu düşünceleri tartışırken peygamber şairi olarak bilinen Abdullah bin Reveha onları cesaretlendirdi. Vallahi biz sayı çokluğu, silah çokluğu ve at çokluğu ile insanlarla savaşmıyoruz. Biz ancak Allah'ın bizi şereflendirdiği bu din sayesinde insanlarla savaşıyoruz. Yolunuza devam edin. Vallahi hatırlıyoruz. Bedir'de yanımızda sadece 2 at vardı. Uhud günü ise 1 at vardı. Payımıza düşen 2 güzellikten birisidir. Ya zafer kazanacağız ya da şehit olacağız. Böylelikle geri çekilmeyen İslam ordusu Büyük Roma ordusuyla Mûte meydanında karşı karşıya geldi. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle demişti: Mûte savaşına katıldım. Müşrikleri gördüğümüz zaman asker sayısı, silah, atlar, ipek, atlas ve altın bakımından hakkından gelemeyeceğimiz kadar büyük bir ordu gördük. Gözüm kamaştı. Sabit bin Erkam bana, "Ey Ebu Hüreyre, sana ne oluyor? Sanki büyük ordular görüyor gibisin," dedi. Ben evet dedim. Sabit, "Bedir'de bizi gördün mü? Biz çoklukla zafere ulaşmadık," dedi. Bir süre sessiz bekleyişin ardından Roma ordusunun savaş borusu çalmaya başladı. Hristiyan Araplardan oluşan bir merkez piyade birliği İslam ordusuna doğru hücuma geçti. İslam ordusu komutanı Zeyd bin Harise Hazretlerinin emriyle Müslümanlar da ileri atıldı. Çok kısa süren bir çarpışmanın ardından Zeyd bin Harise Hazretleri bir mızrak darbesiyle ağır yaralandı. İşte tam bu sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minberin üzerinde oturmuş ve savaş alanı ona görünmeye başlamıştı. Zeyd şu anda şehit oldu. Onun için mağfiret dileyin. O koşarak cennete girdi, dedi. Hazreti Zeyd'in elinden düşen sancağı Cafer bin Ebu Talip Hazretleri aldı. Müslümanları cesaretlendirerek var güçleriyle harp etmelerini söyledi ve en önde ileri atılarak düşman saflarına girdi. Müslümanlar galeyana gelerek hızla saldırdılar ve Hristiyan Arap ordularını eritmeye başladılar. Hristiyan Arapların çokça kayıp verdiği ve geri çekilmeye başladığı o anda Roma ordusundan gür boru sesleri duyuldu. Hazreti Cafer Müslümanları durdurarak toparladı. Onlara hazırlanmalarını emretti. Roma ordusunun tam teçhizatlı Rum birlikleri hızla hücuma geçti. Bunun üzerine İslam ordusunun sağ ve sol kanadı da ileri atılarak topyekün düşmanı karşıladılar. Hazreti Cafer askerlerin en önünde düşmanı ilk karşılayan kişi olmuştu ve onlarca Rum askeri arasında tek başına kalmıştı. Her kılıç darbesinde bir Rum'u yere seriyordu. Lakin vücudunun çeşitli yerlerinden de kılıç darbeleri alıyordu. Rumların kılıç darbeleriyle 2 kolunu kaybetmesine rağmen İslam sancağını göğsüne sıkıştırıp yere düşürmemeye çalışıyordu. İri yarı bir Rum askeri elindeki büyük kılıçla Cafer-i Tayyar Hazretlerini ortadan 2'ye bölmüştü. Ancak o zaman Hazreti Cafer ile birlikte sancak da yere düşmüştü. Cafer bin Ebu Talip şehit oldu. Kardeşiniz için Allah'tan af dileyin. Çünkü o şehittir. Cennete girdi. Cennette kendisine yakuttan 2 kanat verildi. Hazreti Cafer'in şehit olmasından sonra Müslümanlar korkuya kapıldılar. Lakin Abdullah bin Reveha sancağı düştüğü yerden kaldırarak Müslümanlara hücum etmelerini emretti. Sağ ve sol kanat kötü durumdaydı. Düşman sayıca çok fazlaydı ve teçhizat bakımından da kuvvetliydi. Sağ ve sol kanat vuruşarak yavaş yavaş geri çekiliyordu. Abdullah bin Revaha Hazretleri bir kılıç darbesi alınca kalbine ölüm korkusu düştü. Abdullah bin Revaha yaralandı ve şehit düştü. İtiraz ederek cennete girdi. O yaralandığı zaman korkmaya başladı. Sonra nefsini kınayarak cesaretlendi. Şehit düştü ve cennete girdi. Akşama doğru Hazreti Abdullah bin Reveha'nın şehit düşmesinden sonra Müslümanlar lidersiz kalmış, hezimete uğrayarak geri çekilmeye başlamışlardı. Fakat Rumlar üstün gelmiş gibi gözükmesine rağmen çok fazla kayıp vermişlerdi. Yüksekçe bir tepede toplanan Müslümanlarda genel bir çöküntü doğmak üzereydi ki Sabit bin Erkam'ın teklifiyle ittifak ederek sancağı ve ordu komutanlığını Halid bin Velid'e verdiler. Ordunun başına geçen Halid bin Velid istişareler ederek ne yapmaları gerektiğini kararlaştırdı. Sabah olduğunda iki ordu tekrar karşı karşıya geldi. Halid bin Velid sağ kanattakileri sol kanada, sol kanattakileri sağ kanada, merkezin önündekileri arkaya, arkadakileri de öne alarak İslam ordusunun düzenini tamamen değiştirmişti. Böylece düşmana yeni destek kuvvetleri geliyormuş izlenimi vermek istiyordu. Rum orduları ise Müslümanları tamamen geri püskürtmekte kararlıydı. Borular çalındı ve askerler hücuma kalktı. Hazreti Halid bin Velid, Müslümanlara metanetli olmalarını, tehlikeye girildiği ve düşman çevrelediği zamanda çembere girmemek için geri çekilerek savaşılmasını tembihledi. Rum askerleri ile İslam askerleri hızla birbirine girdi. Ancak Rum askerlerinin hiçbiri karşısında dün savaştığı askerleri görmüyordu. Karşısındaki İslam askerlerini ilk defa görüyorlardı. İçten içe korkuya kapılarak birbirlerine "Karşımızdakiler yeni gelen İslam askerleri olmalı" diyorlardı. En sonunda sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı. Halid bin Velid dalga dalga ileri hücum edilmesini emredince Müslümanlar tekbirler alarak bütün güçleriyle saldırmaya başladı. İyice yorulan ve korkuya kapılan Rum askerleri yavaş yavaş geri çekilmeye başladılar. Askerlerinin gerilediğini gören Rum General Theodorus, nihai bir neticeye ulaşmak için askerlerine topyekün hücum emri verdi. Rumların bütün güçleriyle hücuma kalktığını gören Halid bin Velid bu kadar kalabalık bir orduyla baş edilemeyeceğini biliyordu. Ama en azından düşmanlarına verebileceği azami zararı verirken en az zarar görerek buradan ayrılmayı hedefliyordu. Ordusuna tepeleri işaret ederek oraya doğru savaşarak çekilmelerini emretti. Rumlar Müslümanlar üzerine müthiş bir baskı uyguladılar. Ancak İslam askerleri yavaş yavaş geri çekilip savaşı bırakmadığı için Rumlara büyük zayiat veriyordu. Nihayet Müslümanlar tepeye varınca Rum askerleri tepeye çıkmaya cesaret edemediler. Zira tepenin ardından Müslümanlara takviye birlik gelmesinden ve pusuya düşürülmekten dolayı endişe duyuyorlardı. Aynı zamanda Müslümanlar ok atışlarıyla onları uzaklaştırıyordu. Bunun üzerine daha fazla kayıp yaşamamak için General Theodorus askerlerine geri çekilmelerini emretti. Halid bin Velid Hazretlerinin o gün sergilediği komutanlık Müslümanları kendisine hayran bıraktırmıştı. hem Rum ordusuna çok büyük zayiat vermiş hem de İslam ordusunun en az zayiatı alarak üstelik bolca ganimetle geri dönmesini sağlamıştı. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından kendisine Seyfullah yani Allah'ın kılıcı lakabı verilmişti. Müslümanlar ile Kureyşliler arasında 628 yılında yapılan Hudeybiye Anlaşması'nın şartlarından bir tanesi de şuydu. 10 yıllık barış anlaşması süresinde dileyen kimse Muhammed'in akdine ve ahdine girebilir. Dileyen kimse Kureyş'in akdine ve ahdine girebilir. Bu anlaşmadan sonra Huzâ kabilesi mensupları derhal biz Muhammed'in akdine ve ahdine giriyoruz dediler. Beni Bekir kabilesi de fırlayıp biz de Kureyşlilerin ahdine ve akdine giriyoruz dediler. Huzâ kabilesi ve Beni Bekir kabilesi arasında cahiliye döneminde bir savaş başlamıştı. İslamiyet'in ortaya çıkması sebebiyle savaşmaktan vazgeçip birbirlerinden ellerini çekmişlerdi. Fakat yine de içlerindeki düşmanlık devam ediyordu. Şimdi ise Huzâ kabilesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın korumasında, Beni Bekir kabilesi de Kureyş'in korumasındaydı. Hudeybiye Anlaşması'nın yapılmasından itibaren 17 veya 18 ay boyunca iki tarafta sessizliğini korumuştu. Ta ki Beni Bekir'den Enes bin Züneym adındaki adam Peygamber Efendimiz'e hakaret edene kadar. Bu hakaretler karşısında sessiz kalamayan Huzâ kabilesinden bir genç hakaret eden adamı döverek yaralamıştı. Adam kavmine dönerek durumu anlatınca Beni Bekir kabilesi bu adamın yarasını bahane ederek kan bedeli istemeye başlamıştı. Beni Bekir eşrafı Kureyş'le görüşmeye gitti. Kureyş'ten düşmanları olan Huzâ kabilesine karşı adam ve silah yardımı yapmasını istediler. Kureyşliler, "Muhammed şimdi bizim ne yaptığımızı bilmiyor. Gece vakti olduğundan kimse bizi görmez" diyerek silah ve binek yardımı yapmayı kabul ettiler. Bu şekilde anlaşarak gece vakti Vetir'de Huzâlıların dinlendiği bir vakitte Huzâ kabilesine saldırdılar. Bu baskından atına binip kaçarak kurtulan Amir bin Salim Medine'ye Resulullah'ın yanına geldi. Olup bitenleri ona haber verdi. Kureyşliler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de kendi yurdumuzda gafil avladılar. Onlar bizi uyurken, rükû ve secde ederken öldürdüler. Benim kimseyi yardıma çağıramayacağımı sandılar. Ey Nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme öfkesinden renkten renge girsin ve büyük bir ordunun başına geçip denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Allah Resulü ayağa kalktı. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle Huzâlılara yardım etmezsem ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe inananlar Medine'de toplansın. Bu çağrı üzerine ne kadar Müslüman varsa Medine'de toplanmaya başladı. Ebu Süfyan bu durumdan haberdar olunca Allah Resulü'nün saldırmasını engellemek ve konuşmak için Medine'ye geldi. Medine'de kime giderse gitsin herkes ondan yüz çevirdi. Bunun üzerine bir netice alamadı ve Mekke'ye geri döndü. Kureyşliler Ebu Süfyan'ın bir sonuç elde edemeden döndüğünü öğrenince telaşa kapıldılar. Zira bütün Müslümanlar çok yakında Mekke'ye akın edecekti. Allah Resulü ve ordusu Medine'den yola çıkarak Mekke'ye hareket etti. Mekke'ye yakın bir yerde kamp yaparak konaklanıldı. Ebu Süfyan Allah Resulü'nün huzuruna girerek Müslüman oldu. Allah aşkına sen kavmini bağışla. Sen insanların en iyisi, en uslusu, en yumuşak huylusu, en merhametlisi, akrabalık hakkını en çok gözetenisin. Ya Resulallah, sen kavmini öldürmeyi mi emrettin diye sordu. Allah Resulü, hayır ben öyle emretmedim. Bugün merhamet günüdür buyurdu. Peygamberimiz Mekke'de kılıçlarını bırakıp evine giren ve evinin kapısını kapatan herkese eman verileceğini, karşı koymayan kimseye zarar verilmeyeceğini buyurdu. Mekke'de ise Safvan bin Ümeyye, İkrime bin Ebu Cehil ve Süheyb bin Amr gibi müşrikler Mekkelileri İslam ordusuna karşı çarpışmaya davet ediyorlardı. Kureyşlilerden bazısı bu davete icabet ederek silahlanmış ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'ye harpsiz sokmayacaklarına yemin etmişlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkelilerin sataşmaya hazırlandıklarını öğrenince İslam ordusunu savaş düzenine soktu. Sağ kol, sol kol, kalp ve öncü birlikler olarak ordusunu dörde böldü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordu komutanlarına şunları söyledi. Benimle buluşma yeriniz Safa Tepesi'dir. Sizinle çarpışmadıkça, size silah çekmedikçe kimseyle savaşmayın. Ardından Ebu Süfyan Kureyşlileri uyarmak için Mekke'ye gitmeye karar verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şunları söylemişti. Kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa ona eman verilmiştir. Kim Hakim bin Hizam'ın evine sığınırsa ona eman verilmiştir. Kim silahlarını bırakıp kapısını kapatıp evine sığınırsa ona da eman verilmiştir. Ebu Süfyan'ın geldiğini görenler Müslüman olduğu için ona hakaretler etmeye ve üzerine yürümeye başlamıştı. Ebu Süfyan, yazıklar olsun size, kendi kendinizi aldatmayın. O karşısında duramayacağınız, dayanamayacağınız ordularla başucunuza gelmiş bulunuyor. Ben sizin göremeyeceklerinizi gördüm. Sayısız erler, atlar, silahlar gördüm ki onlara hiç kimsenin gücü yeter değildir. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse ona eman verilmiştir. Kim silahlarını bırakır evine girer ve kapısını kapatırsa ona eman verilmiştir. Kim silahsız bir şekilde Kabe'ye sığınırsa ona da eman verilmiştir dedi. Zübeyir bin Avvam sol kol komutanı olarak Mekke'nin üst tarafından Mekke'ye girmeye başladı. O taraftaki herkes silahlarını pencerelerden dışarı atarak kendilerini evlerine kapamıştı. Dolayısıyla bir çatışma olmadı. Sağ kol kuvvetleri Halid bin Velid komutanlığında Mekke'nin aşağısından içeri girdi. Ebu Cehil'in oğlu İkrime, Ümeyye'nin oğlu Safvan ve Amr'ın oğlu Süheyl'in başlarını çektiği bir grup müşrik Halid bin Velid'in karşısına çıktı ve Müslümanlara ok atmaya başladılar. Halid bin Velid askerlerine bağırarak "Onlarla çarpışınız, öldürülebilenler öldürülecek, bozguna uğrayıp evlerine kaçmaya çalışanları öldürmeyin" diye emir verdi. Bunun üzerine atlılar hızla müşriklerin üzerine at sürdüler. Yaklaşık bir dakika süren çarpışma neticesinde müşrikler dağılmaya, kaçışmaya başladılar. Ordunun kalbinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam siyah sarığı ve beyaz sancağı ile birlikte Mekke'ye doğru ilerlerken yüksek sesle Fetih Suresini okuyor, Allah'a şükür ve tevazuundan başını önüne eğmiş bulunuyordu. Ezahir yokuşuna çıkıldığında Mekke şehrinde kılıç parıltıları görüldü. Allah Resulü, "Nedir bu parıltılar? Halid bin Velid çarpışmaktan men edilmemiş miydi? Ben çarpışmayı yasaklamamış mıydım?" diye sordu. "Ya Resulallah, sanırız ki müşrikler Halid bin Velid ile çarpışmaya kalkmışlardır. Onlar çarpışmayı başlatmış olmasalardı Halid onlarla çarpışmazdı." Halid bin Velid'e haber gönderilip Mekke'de hiç kimseyi öldürmemesi emredildi. Nihayet şehir sükunet bulunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şehre girdi. Asasıyla Hacerül Esved'i selamladıktan sonra Allahu Ekber diye tekbir getirdi. Müslümanlar hep birlikte tekbir getirmeye başladılar. Mekke tekbir sesleriyle sarsıldı. Kabe etrafındaki putların hepsi birer birer yıkıldı. Tavaflar yapılıp tavaf namazları kılındıktan sonra Kabe'nin anahtarları Allah Resulüne teslim edildi. Bilal-i Habeşi radıyallahu an Kabe'nin üzerine çıkarak yüksek sesle ezan okumaya başladı. Mekke pür dikkat bu ezan sesini dinledi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Peygamberimiz Aleyhisselam için günümüz Mescid-i Cin yakınlarında Hacun mevkiinde deriden bir çadır kurulmuştu. Peygamber Aleyhisselam'a Mekke'deki evine girmeyecek misin diye sorulunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam "Akil bize bir ev bark mı bıraktı ki?" dedi. Akil bin Ebu Talip Hazreti Ali Efendimizin kendisinden 20 yaş büyük olan ağabeyiydi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekke'de iki evi vardı. Birisi içinde doğduğu Şıb'ı Beni Ali'de bulunan ve annesi Hazreti Amine'den kalan evdi. Diğeri de zevcesi Hazreti Hatice'nin Safa ile Merve arasında Attar Çarşısı'nın arkasındaki eviydi. Akil bin Ebu Talip, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Medine'ye hicretinden sonra bu iki eve el koymuş ve bu evleri satmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam'a öyleyse evinin dışında Mekke evlerinden birinde kal denildi. Peygamberimiz Aleyhisselam "Ben evlere girmeyeceğim" buyurdu ve kendisi için hazırlanan çadıra yerleşti. Sabah olunca Efendimiz Aleyhisselam çadırından çıkarak ashabıyla birlikte Kabe'ye doğru harekete geçti. Peygamber Aleyhisselam ordusuyla Kabe'ye girerken Ebu Süfyan Kabe'nin önünde oturup düşüncelere dalmıştı. "Muhammed için asker toplasam mı? Şu adamla yine çarpışmaya dönsem mi? Ne yapsam ki?" diye içinden kurmaya başlamıştı ki Efendimiz Aleyhisselam onun karşısına gelip durdu ve "Allah o zaman da yine seni hor ve hakir kılar" buyurdu. Ebu Süfyan başucunda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dikildiğini görünce "Şu ana kadar senin gerçekten peygamber olduğuna kesin kanaat getirememiştim. İçimden geçirdiğim kuruntulardan dolayı Allah'a tevbe ediyor, ondan bağışlanma diliyorum" dedi. Ardından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'de halka hutbe verdi. Daha sonra da Müslüman olmayanları İslam'a davet ederek İslamiyet üzere beyat etmeye davet etti. Erkek kadın, büyük küçük bütün Mekkeliler Efendimiz'e beyat için geldiler. Ebu Kuhafe, Haris bin Hişam, Ebu Leheb'in oğulları dahil nice müşrik Müslüman olup Efendimiz Aleyhisselam'a beyat etmişlerdi. Süheyl bin Amr, İkrime bin Ebu Cehil ve Safvan bin Ümeyye'ye dahi eman verilip İslamiyet'e davet edilmiş ve onlar da daha sonra Müslüman olmuşlardı. Mekke'nin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından fethedilmesinin ardından civar bölgelerde bulunan Hevazinli müşrikler sıranın kendilerine geldiğini düşünerek ordular toplamaya başladılar. Hevazinler bütün mallarını, kadın ve çocuklarını da yanlarına alarak Evtas mevkiine gelip konmuşlar, her taraftan kabileler akın akın yardıma gelmeye ve Evtas'ta toplanmaya başlamışlardı. Taif'te yaşayan Sakifliler de Hevazinlere katılınca 14 ila 20 bin kişilik büyük bir ordu meydana geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Hevazin ve Sakiflerin savaşmak için hazırlandıklarını işitti. Abdullah bin Ebi Hadrat el-Eslemi'yi çağırdı. Hevazinlilere gitmesini, halkın içine girip haber getirmesini ona emretti. Abdullah bin Ebi Hadrat, Hevazinlerin ordugâhlarında dolaştı. Malik bin Avf'ın yanına kadar sokuldu. Hevazin başkan ve kumandanlarını onun yanında buldu. Malik bin Avf'ın arkadaşlarına, "Muhammed bu defakinden sonra hiçbir zaman bir daha çarpışmayacaktır. O şimdiye kadar ancak savaş bilgisinden haberi olmayan kavimlerle karşılaşmış ve onlara galebe çalmıştı. Seher vakti olunca hayvanlarınızı, kadınlarınızı ve çocuklarınızı arkanızda sıralayacaksınız. Müslümanlarla karşılaşınca hücuma kalkacaksınız. Kılıçlarınızın kınlarını kırın. Bir tek adam gibi hep birden saldırın. İyi bilin ki yenmek ilk saldıranındır" dediğini işitti ve ezberledi. Toplanan ordunun sayısının da 20 bin civarında olduğunu tahmin etmişti. Abdullah bin Ebi Hadrat, Hevazinler arasında bir iki gün kaldıktan sonra dönüp bütün işitip gördüklerini Allah Resulü Aleyhisselam'a haber verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Hevazinlilerin haberini alınca onlarla karşılaşmak üzere acele hazırlanmaya başladı. Peygamberimiz Aleyhisselam, Attab bin Ebi Esid'i Mekke valiliğine, Muaz bin Cebel'i de sünnet ve fıkıh öğretmenliğine tayin etti. O zaman henüz Müslüman olmamış bulunan Safvan bin Ümeyye, İslam ordusuna 100 zırh ve 100 kılıç ödünç ile birlikte 40 bin dirhem verdi. Nevhel bin Haris de İslam ordusuna 3000 mızrak vermişti. Peygamberimiz Aleyhisselam 5 Şevval Cumartesi günü 12 bin kişilik ordusuyla Mekke'den Hüneyn'e doğru yola çıktı. Resul-i Ekrem Aleyhisselam Mekke'yi fethetmeye 10 bin Müslümanla gelmişti. Harp hazırlıklarını haber alan ve yeni Müslüman olmuş Mekkelilerden 2000 kişi de İslam ordusuna katılmıştı. Henüz Müslüman olmamış olan 80 Kureyşli de ganimet için İslam ordusuna katılmıştı. Ebu Süfyan ordunun arkasından geliyor, rastladığı her düşmüş kalkan, kılıç ve mızrak gibi savaş araçlarını toplayıp devesine yükleyerek taşıyordu. Hevazin ordularının başkumandanı Malik bin Avf, adamlarından bazılarını casus olarak ileri sürmüştü. Bunlar 3 kişi olup Peygamberimiz Aleyhisselam'la ashabını gözetleyecekler, Müslümanların durumu hakkında Malik bin Avf'a haber getireceklerdi. Casuslar, asapları bozulmuş, titrer bir halde dönüp Malik'in yanına geldiler. Malik bin Avf onlara, "Yazıklar olsun sizlere, nedir bu haliniz?" diye sordu. Casuslar, "Beyaz, parlak yüzlü alaca atlar üzerinde öyle adamlar gördük ki, vallahi gördüğün şu hale düşmekten kendimizi tutamadık. Biz yeryüzü halkı olarak onlarla çarpışamayız. Gök halkı olsaydık çarpışırdık. Onların gözleri, yürekleri yerinden oynatır. Sen bizi dinlersen hemen kavminin yanına dön. Eğer şu halk bizim gördüklerimizi görecek olursa, onlar da bizim uğradığımız hale uğrarlar" dediler. Malik bin Avf, "Hayır, siz ordugahta korkak bir cemaatsiniz," dedi. Ordu içinde korku ve tefrikaya düşürmesinler diye onları yanında tutukladı. Casusların bu sözleri Malik bin Avf'ı istediği şeyi yapmaktan alıkoyamadı, geri çeviremedi. Peygamberimiz Aleyhisselam seher vakti Müslümanları savaş düzenine koydu. Hüneyn Vadisi'ne inildiğinde kalabalık bir öncü birlik keşif için ileri atıldı. Öncü birliklerin iki dağın arasında ilerledikleri sırada bir anda Hevaziniler saklandıkları yerden çıkarak sağdan ve soldan İslam ordusu üzerine ok yağdırmaya başladılar. Hevazinler attıkları hiçbir oku boşa gidermeyecek kadar keskin nişancı ve iyi atıcıydılar. Bu ani ve şiddetli ok atışına dayanamayan Süleymoğlu süvarileri bozulup çekilmeye, ardından da Mekkeli süvariler bozulup çekilmeye başlamış ve diğerleri de onların peşi sıra bozulup dağılmıştı. Sabahın karanlık vaktinde dağların etrafında meydana çıkan Hevazinliler bütün kuvvetiyle kaçanları kovalamaya başlayınca İslam ordusu korkuya kapıldı. Enes bin Malik Hazretleri bu orduyu görünce daha önce bu kadar büyük bir orduyla karşılaşmadığını söylemişti. Hava henüz karanlık olduğundan ve net görünmediğinden Hevazin ordusu büyük bir kara fırtına gibi Müslümanlar üzerine geliyordu. Henüz savaşa girmemiş olan İslam ordusu müthiş bir korku yaşayarak kaçışmaya başladı. Peygamberimiz Aleyhisselam elinde kılıcı, ayakta dimdik durarak geri çekilenlere sesleniyordu. "Nereye gidiyorsunuz ey insanlar? Bana doğru geliniz. Ben Allah'ın Resulüyüm. Ey muhacirler, ey ensar, ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Sabır ve sebat gösterin," diyerek sesleniyor, fakat develer birbirine giriyor, halk alabildiğine kaçıp gidiyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında muhacir ve ensardan bazı kişiler ile aile halkından başka kimse kalmamıştı. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında kümelenmiş 100 mücahidi gören Hevaziniler hızla saldırıya geçtiler. Peygamberimiz Aleyhisselam da düşman ordusuna karşı hücuma geçti. O sırada Peygamberimizin yanında bulunan amcası Abbas avazı çıkana kadar bağırmaya başladı. "Ey Semüre ağacının altında Resulullah'a beyat etmiş olan sahabiler, neredesiniz?" diye haykırdı. Abbas Hazretlerinin sesini duyan ensar ve muhacir kaçmayı bırakarak "lebbeyk, lebbeyk" diyerek geri dönmeye başladılar. "Yetişin ey muhacirler, yetişin ey ensar, yetişin ey Allah süvarileri" haykırışları bütün savaş meydanını sarınca kaçanlar tekrar toplanmaya başladı. Her taraftan gelen Müslümanlar Hevazinlerin üzerine öfkeyle atılmaya başladılar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çevresi Hevazin müşrikleri tarafından sarılmıştı. Hazreti Osman, Hazreti Ali, Ebu Dücane ve Eymen bin Ubeyd Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önünde çarpışıyorlardı. O gün Hazreti Ali, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önünde çarpışanların en hızlısı, en hiddetli ve şiddetlisiydi. O sıradadır ki Peygamberimiz Aleyhisselam, "Allah'ım bize yardımını indir. Ey Allah'ım, ben senden bana olan vaadini yerine getirmeni diliyorum. Ey Allah'ım, muhakkak ki sen onların bize galip gelmelerini istemezsin," diyerek Allah'tan yardım ve zafer diledi. Peygamberimiz Aleyhisselam boz katırının üzerinde üzengilere basarak dikilip Müslümanların Hevazinlere kılıçla giriştiklerini görünce "işte bu tandırın tutuştuğu zamandır" buyurdu. Hevazinliler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dua etmesinden kısa bir süre sonra korkuya kapılmaya ve dağılmaya başladılar. Müslümanlar hep birlikte kaçanları kovalamaya başladı. Daha sonraları Müslüman olan Hevazinlilere Hüneyn günü ne olup da birdenbire çekildikleri sorulduğu zaman hepsi ittifakla zihinlerinde demir bir tasın içinde çınlayan demir taneleri gibi şiddetli çınlamalar duyduklarını ve içlerine müthiş bir korku düştüğünü ifade etmişlerdi. Andolsun Allah birçok yerde ve Huneyn gününde size yardım etti. Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendirip gururlandırmıştı. Fakat size bir şey de sağlayamamıştı. Yer ise bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonra bozguna uğrayarak arkanızı dönüp gerisin geri gitmiştiniz. Sonra Allah elçisiyle müminlerin üzerine sekinetini indirdi. Sizin görmediğiniz orduları indirdi ve kafirleri azaplandırdı. Bu kafirlerin cezasıdır. Peygamberimiz Aleyhisselam kaçan düşmanları takip etmelerini Müslümanlara emretti. Hevazinler bozguna uğrayınca Taifli Sakifliler de bozularak Taif kalesine çekildiler. Hevazin ordusunun başkumandanı Malik bin Avf da beraberindeki Hevazinlilerle Taif kalesine sığındı. Müslümanlar yer yer kaçan Hevazin ve Sakif kabile mensuplarını yakalıyor, öldürüyor veya esir alıyordu. Hevaziniler bütün malları ile birlikte Huneyn'e geldikleri için İslam ordusu çok fazla ganimet elde etmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam kadınların, çocukların ve kölelerin öldürülmesini yasaklamıştı. İslam ordusunda bulunan Mekkeli müşrikler ilk dalgada korkup harp meydanını terk etmişti. Böylece istedikleri ganimet mallarından da faydalanamadılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusunu toplayarak Hevazin ve Sakiflilerin kaçıp saklandığı Taif kalesinin kuşatılmasını emretti. İslam ordusunda bulunan Mekkeli müşrikler ilk dalgada korkup harp meydanını terk etmişti. Böylece zaferi göremediler ve istedikleri ganimet mallarından da faydalanamadılar. Mekke'ye gittiklerinde ise İslam ordusunun yenildiğini, Peygamberimizin öldürülmüş olabileceğini söyleyerek halkı korkuttular. Mekke valisi Attab bin Esed radıyallahu anh haberi duyunca çok üzüldü. Lakin halkı teskin etmek için şu sözleri söyledi. Eğer Muhammed öldüyse, Muhammed'in dini ayaktadır. Allah diridir ve ölümsüzdür. Daha akşam olmamıştı ki Allah'ın yardımıyla Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hevazin ordusunu yendiği, Taif kalesini kuşatmaya gittiği haberi gelip Attab bin Esed'i sevindirdi. Huneyn muharebesinde bozguna uğrayan Sakif kabilesi ve bazı Hevazinler Taif kalesine sığınıp kapıları üzerine kilitlemişler ve savaşmaya hazırlanmışlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam, Hevazin ve Sakif kabilelerinin Taif kalesine kapandıklarını öğrenince Taif'in kuşatılmasını emretti. Halid bin Velid'in emrine 1000 kişilik bir kuvvet verilerek öncü birlik olarak Taif'e gönderildi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam da ordusunun başında Taif'e doğru harekete geçti. Taifliler muhasara edileceklerini bildiklerinden kalelerini onarmış ve kalenin içine de bir yıl yetecek kadar yiyecek içecek ve sapanla kaleden atmak üzere bolca taş stoklamışlardı. Ordu komutanı olan Malik bin Avf, Taif savunmasında bulunmak için bu kalede kalmıştı. İslam'ın ilk yıllarında Mekke müşrikleri tavırlarını gittikçe sertleştirince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam davetini Mekke dışında bir merkeze götürmeyi düşünmüştü. Yanına Mûte muharebesinde şehit olan evlatlığı Zeyd bin Harise'yi alarak onları İslam'a davet edip himayelerine sığınmak amacıyla Taif'e gitmişti. Ancak Hazreti Peygamber'in davetine karşı çıkan Taifliler kendisiyle alay edip onu taşlattılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'te yaşadıklarının kendisi için Uhud gününden daha şiddetli olduğunu söylemişti. Taif'e varan Halid bin Velid, Sakiflilerin kalelerine sığınıp savaş halinde beklediklerini görünce kalenin yakındaki bir yere karargah kurdu ve onlarla görüşme talebinde bulundu. Ancak Sakifliler görüşme teklifini reddettiler ve "Ey Halid, ne bizden senin yanına bir adam inecektir ne de sen bizim yanımıza geleceksin. Muhakkak ki senin sahibin bizden başka çarpışmayı iyi bilen bir kavimle karşılaşmamıştır" dediler. Halid bin Velid, "Benim sözümü dinleyiniz. Medine'de, Hayber'de, kaleler ve kuvvetlere sahip olanlar Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a teslim oldular. Boyun eğdiler. Fedek'e bir elçi gönderdi. Onlar da onun hükmüne boyun eğdiler. Ben size Kureyza Yahudilerinin günlerce kuşatıldıktan sonra Resulullah Aleyhisselam'a nasıl boyun eğmek zorunda kaldıklarını ve savaş erlerinin öldürülüp çoluk çocuklarının esir edildiklerini hatırlatır ve sizi uyarırım. Resulullah Aleyhisselam Mekke'yi fethetmiş. Hevazinleri de Huneyn'de mağlup ve esir etmiş bulunmaktadır. Siz yeryüzünde ancak şu kalenizin içine sıkışmış kalmış bulunuyorsunuz. Çevrenizdekiler de Müslüman olmuşlar, bırakılmışlardır" dedi. Taifliler, "Biz dinimizden katiyen ayrılmayız" diye yanıt verdiler. Bu sırada Allah Resulü Aleyhisselam Nahb üzerinden Taif'e ulaştı. Taiflilerin teslim olmayı reddetmeleri ve erzakları tükeninceye kadar savunmayı sürdürüp savaşacaklarını bildirmelerinin ardından kuşatma başladı. Kuşatmanın ilk safhasında Taifliler kalelerinden Müslümanların üzerine ok yağdırmaya başladılar. Taifliler surların üzerinden kargı gibi uzun oklar atıyor ve isabetli atışlar yapıyorlardı. İslam ordusu bu oklardan korunmak için kalkanlarını kaldırıp surlara doğru koşuyorlardı. O sırada Taifliler sihirbaz bir kadını kalenin üzerine çıkartmış, İslam askerlerine karşı kadının edep yerlerini aştırıp Müslümanların bakışlarını başka tarafa çevirtmek suretiyle kalelerini korumak istemişlerdi. Bu yoğun ok atışına dayanamayan İslam ordusu geri çekildi. İslam okçuları surların üzerindekilere ok yağdırarak karşılık vermeye başladı. Taiflilerin oklarından bir tanesi de Ebu Süfyan'ın gözüne saplandı. Ebu Süfyan koşarak Peygamberimiz Aleyhisselam'a geldi. "Ya Resulallah, bu gözüm Allah yolunda kayboldu" dedi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona, "İstersen dua edeyim, Allah gözünü eski haline çevirsin. İstersen bunu cennette yapsın" buyurdu. Ebu Süfyan, "Ben bu gözü Allah yolunda kaybettim" diyerek gözünün karşılığını cennette istedi. Sakifliler 10 ila 19 gece Taif'ten Müslümanlara ok ve taş atarak direndiler. Selman-ı Farisi Hazretlerinin tavsiyesi ve mühendisliğiyle bir mancınık inşa edildi. Bu mancınıktan Taif surlarına taş atılmaya başlandı. Aynı zamanda sığır derisinden yapılma bir debbabe yapılarak surlara yanaşıldı. Ok atışları bu debbabeyi durduramayınca Taifliler kızgın demir ve şişler atarak debbabeyi yarmayı ve yakmayı başardılar. Müslümanları debbabenin altından çıkmak zorunda bıraktılar. Kızgın şişlerden yanıp şehit olanlar şehit oldu. Sağ kalanlardan bir kısmını da oklarla şehit ettiler. Peygamberimiz Aleyhisselam, Taif'ten çıkıp kendilerine sığınacak olan kölelerin azat edilerek hür bırakılacağını ilan etti. Bunun üzerine 20 veya 40 civarında köle kaleden gizlice çıkıp Müslümanlara katıldı. Peygamberimiz Aleyhisselam, Sakiflileri teslime zorlamak için Taif'in nadir üzümler yetiştirdikleri bağlarının tahrip edilmesini, herkesin meyvesi yenmeyen ağaçlardan 5'er tane kesmesini emretti. Bu, onları bezdirip boyun eğdirmek içindi. Bağların kesildiği sırada Sakiflerden bir adam kalenin üzerine dikilip "Gidin davar çobanları, gidin Muhammed'in sürüleri, gidin Muhammed'in köleleri, üzüm asmalarımızı yok etmekle bizim yoksulluğa ve sıkıntıya düşeceğimizi mi sanıyorsunuz?" diyerek bağırdı. Peygamberimiz Aleyhisselam "Ey Allah'ım, onu cehenneme gidici olarak gider" diyerek dua etti. Sad bin Ebi Vakkas hemen bir ok atıp onun boğazına sapladı. Adam kaleden ölü olarak aşağı yuvarlandı. Ardından Sakifler, "Malları bozup dağıtıp mahvetmeyiniz. Onlar ya bize kalır ya da sizin olur. Allah rızası ve akrabalık hakkı için bağlara dokunmayın" diye seslendiler. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ben üzüm bağınızı Allah'ın rızasını ve akrabalık hakkını gözeterek bırakıyorum" buyurdu ve üzüm asmalarını daha fazla kestirmekten vazgeçti. Müslümanlar Taif kalesine hep birden hücuma kalkmak için Peygamberimiz Aleyhisselam'dan izin istediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onu fethedeceğimizi sanmıyorum. Onun fethi hakkında bize şimdilik izin verilmemiştir" buyurdu. Hazreti Ömer, "Demek onlar üzerine galebe çalmaya izin verilmedi" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Evet, izin verilmedi" buyurdu. Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın peygamberi, Sakifler aleyhinde Allah'a dua etsen olmaz mı?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Allah Sakifler aleyhinde dua etmeye de izin vermedi" buyurdu. Hazreti Ömer, "Öyleyse aleyhlerinde dua etmeye izin vermediği bir kavmi ne için öldürdük?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Siz hemen göç etmeye bakınız" buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer göç etmeye hazırlanmalarını Müslümanlara ilan etti. Dönüş için ilan yapılınca Müslümanlar konuşmaya ve birbirine gidip gelmeye başladılar. Ve Taif'i fethetmeden nasıl dönüp gideriz? Allah bize buranın fethini nasip edinceye kadar buradan ayrılmayız. Vallahi bunlar şimdiye kadar karşılaştıklarımızdan daha önemsiz ve daha azdırlar. Mekkelilerin ve Hevazinlerin topluluklarıyla karşılaştık. Allah o toplulukları dağıttı. Bunlar ise deliğine sinmiş tilkiden ibarettirler. Eğer bunları kuşatmaya devam edecek olursak şu kulübelerinde ölür giderler" dediler. Aralarında konuşmalar, anlaşmazlıklar çoğaldı. Hazreti Ebu Bekir'e gidip onunla konuştular. Hazreti Ebu Bekir onlara "Bu işi Allah ve Allah'ın Resulü daha iyi bilir. Emir Resulullah Aleyhisselam'a gökten gelir" dedi. Hazreti Ömer'e gittiler. Hazreti Ömer bu işe karışmaktan kaçındı ve "Biz Hudeybiye hadisesini gördük. Hudeybiye'de içime Allah'tan başkasının bilmediği bir şüphe girdi. O gün Resulullah Aleyhisselam'a hiç yapmadığım sözlerle başvurdum. Az kalsın ev halkım ve malım mahvolup gidecekti. Onun Allah tarafından yaptığı işte bizim için hayır vardı. Halk için Hudeybiye barışından daha hayırlı bir fetih olmamıştır." Resulullah Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği günden Hudeybiye'de barış yazısının yazıldığı güne kadar Müslüman olanlardan daha çok kimseler kılıç kullanılmadan Müslüman oldular. Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığında hayır vardır. Ben o işten sonra hiçbir zaman hiçbir iş hakkında ona dönüp itiraz edemem. Bu iş Allah'ın işidir. O peygamberine dilediğini vahyeder" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Taif'ten ayrılacakları sırada Müslümanlara "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir. Vaadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş, bir araya toplanmış kabileleri tek başına bozguna uğratmıştır. Bizler inşallah tövbe edicileriz. Rabbimize ibadet ve hamd edicileriz deyiniz" buyurdu. Müslümanlar, "Ya Resulallah, Sakifliler aleyhinde Allah'a dua etsen, onların okçuları canımızı yaktı" dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, "Allah'ım Sakiflere doğru yolu göster, onları bize getir" diye dua etti. Peygamberimiz aleyhisselam, "Taif'ten ayrılmadan evvel Malik'e haber veriniz. Eğer Müslüman olur, yanıma gelirse kendisine ev halkını ve malını geri verir, ayrıca da 100 deve ihsan ederim" buyurmuştu. Malik bin Avf, Peygamberimiz aleyhisselamın yaptığı vaatleri ve kavmi halkına yapılanları haber alınca devesine bindi. Peygamberimiz aleyhisselamın yanına geldi. Müslüman oldu. Peygamberimiz aleyhisselam ona ev halkı ile malını geri verdi ve ayrıca da kendisine 100 deve ihsan etti. Kendisini kavminden Müslüman olan kabilelere Sümale, Selime ve Fehim kabilelerine vali ve kumandan tayin etti. Bu kabileler Taif çevresinde oturmaktaydılar. Malik bin Avf, "Ya Resulallah, senin için ben Sakiflerin hakkından gelirim. Kendileri sana Müslüman olarak gelinceye kadar onların yaylım hayvanları üzerine baskınlar yaparım" dedi. Kendisine bağlı kabileleri yanına alarak müşrik olan kabilelerle, özellikle Sakiflerle savaştı. Onlara baskınlar yaptı. Sakifleri Taif surlarının dışındaki yaylımlara çıkamaz hale getirdi. Dışarı çıkan yaylım hayvanlarını baskın yapıp ele geçirmekte, adamlarını öldürmekteydi. Malik bin Avf'ın baskınları Sakiflere çok güç ve sıkıcı gelmeye başlamıştı. O sene Allah Resulü aleyhisselam, Muharrem'in hilali görüldüğü zaman Müslüman olan beldelere zekat memurlarını göndermişti. Zekat memurlarının bildirdiklerine göre bazı kavimler zekatlarını verirken bazı kavimler zekat vermeyi reddetmişti. Şayet zekat vermeyen kavimlere ses çıkarılmazsa zekatı veren kavimler de zekattan vazgeçebilir ve Allah'ın emri olan zekat ibadeti unutulabilirdi. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselam Müslüman olup da zekat vermeyi reddeden kavimler üzerine asker gönderdi. Zekat vermeyen kabilelere baskınlar yapıldı, harpler verildi. Medine'ye İslam girdikten sonra Nebatilerden Şam'a gidenler çok olduğu için Şam'la ilgili haberler her gün Müslümanların gündemindeydi. Bir gün Şam'dan gelen birileri Doğu Roma'nın Şam'da çok sayıda asker topladığını anlattılar. Cüzam, Lam ve Gassan kabileleri de Rum askerleriyle birlikte hareket edeceklermiş diye işitildi. Gerçekten Müslümanların yanında Roma'dan daha korkutucu bir düşman yoktu. Bunun sebebi Müslümanların tüccar olarak Roma'ya sık sık gittikleri için sayısal olarak silah ve at hazırlığı bakımından Rumları gözleriyle görmüş olmalarıydı. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselam Şam ülkesine gitmek ve Roma devletiyle cenk etmek üzere Medine'de büyük bir ordu toplamaya girişti. Mekke ve diğer Arap kabilelerine haber göndererek onları Gaza'ya katılmaya davet etti. Ayrıca kıtlık ve pahalılık olduğundan imkanı olanların orduya yardım etmelerini istedi. Bunun üzerine imkanı olanlar imkanı olmayanlara pek çok yardım ettiler. Hatta Müslüman hanımlar mücevherlerini mücahitlere hediye verdiler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bütün malı olan 4000 dirhemi Allah Resulüne getirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh malının yarısını getirdi. Hazreti Osman radıyallahu anh ordunun 1/3'ünü donatmıştı. O herkesten çok para vermişti. Hatta onun verdiği miktar ordunun masrafına yetecek miktardaydı. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselam ona hasreten dua ederek kendisinden sadır olmuş ve olacak bütün günahlarının bağışlandığını müjdeledi. Tebük seferi için toplanan Müslümanlar kayıt defterine sığmayacak kadar çoktu. Fakat münafıklardan Abdullah bin Übey, "Muhammed bu sıkıntılı durumda, bu sıcak ve uzak ülkede üstelik karşı konulamayacak kadar çok sayıdaki güce karşı gidip Rumlar ile savaşacakmış. Muhammed Romalılar ile savaşmayı bir oyun mu sanıyor?" diyerek Müslümanları vazgeçirmeye ve halka korku ve dehşet vermeye çalışıyordu. Ancak buna rağmen inancı olan Müslümanlar Allah Resulü Aleyhisselam'ın emrini dinleyerek hazırlandılar. Sefere katılanların sayısı 30 bin civarındaydı. 12 bini de atlıydı. Hicretin 9. senesi Recep ayının Perşembe günü Hazreti Peygamber İslam ordusu ile Medine'den yola çıktı. Yolda İslam ordusunun konakladığı zaman Peygamberimiz Aleyhisselam'ın devesi Kasva kayboldu. Ashab onu aramaya çıktı. Münafıklardan Zeyd bin Harise, "Muhammed peygamberim" der, semalardan haber verir ama ne tuhaf, daha devesinin nerede olduğunu bilmez diye konuştu. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Birisi benim hakkımda böyle konuşmuş. Ben şimdiye kadar ben böyle yaptım, ben bilirim davasında bulunmadım. Vallahi ben bir şey bilmem. Ancak Cenab-ı Hakk'ın bildirdiğini bilirim. Hiçbir vakit kendime bir şey izafe etmemişimdir. Daima o bildirirse bilirim demişimdir. Binaenaleyh şimdi de devemin nerede olduğunu bildirdi. Deve falan vadide, filan yerde, yuları bir ağacın dalına takılmış olduğu halde duruyor. Gidin getirin" buyurdu. Bunun üzerine hemen oraya gittiler ve deveyi o halde bulup getirdiler. Daha sonra İslam ordusu Tebük denilen konağa vardı. Burası Medine ile Şam yolunun ortasındaydı. İslam ordusu Tebük'te konaklayınca heybeti etrafa bürüdü. Gerek Rum ordusundan gerekse Kaiser Herakles'e bağlı Araplardan bir hareket görülmedi. Rum ordusunun Şam'da toplandığı haberleri asılsız çıkmıştı. Herakles Şam'da değil Konstantiniye'de bulunmaktaydı. Böylece bir muharebe olmadı. Fakat İslam ordusunun Şam sınırına kadar gelip de Roma devletine meydan okuması her tarafa dehşet verdi. Bundan dolayı korkuya kapılan Mısır yakınındaki Eyle şehrinin hükümdarı Yuhanna gelip 300 altın cizye vermek üzere ahd ve eman istedi. Allah Resulü Aleyhisselam da ona eman verdi. Şam şehirlerinden Cerba ve Erzuh şehirleri halkı da yıllık 100 altın cizye vermek üzere ahd ve eman istediler. Allah Resulü Aleyhisselam bunlara da eman verdi. Allah Resulü Aleyhisselam Halid bin Velid'in emrine atlılar vererek Dümetel Cendel şehrinin Hristiyan hükümdarı olan Ukeydir üzerine gönderdi. Şehre varan Halid bin Velid, Ukeydir'i adamları ile avlandığı sırada yakaladı. Esir ederek Hazreti Peygamber'in huzuruna getirdi. Ukeydir cizye vermeyi kabul edince Allah Resulü Aleyhisselam onu o şartla salıverdi. O sırada Şam'da veba hastalığının baş gösterdiği duyuldu. Allah Resulü Aleyhisselam Tebük'te 20 gün kadar kaldıktan sonra ashabıyla istişaresi neticesinde Medine'ye geri dönmeye karar verdi. Bu Tebük seferi neticesinde İslam'ın kuvvet ve celadeti Roma ve civar Arap ülkelerinde gereği gibi yayıldı. Roma'ya karşı sefere çıkmanın ölüm getireceğini söyleyen münafıklar ise büsbütün rezil rüsva oldular. İslam heybeti her tarafı kapladı ve Arap kabilelerinden peyderpey elçiler ve temsilciler gelmeye ve İslam'a girmeye başladı. Yemen, Bahreyn ve Necid halkları dahi Müslüman olmuş ve İslam'ı kabul etmişlerdi. Nihayetinde Taifliler de Medine'ye elçi göndererek İslam'a girmek istediklerini bildirmişlerdi. Arabistan coğrafyasında artık Müslümanlara karşı durabilecek hiçbir kabile ve güç kalmamıştı. İnsanlar artık uzak yakın her taraftan bölük bölük gelip iman etmeye başladı. Bu zafer ve fetihlere dair Allah'ın zafer ve fethi gelip insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman hemen Rabbine hamd ederek tesbih ve istiğfar et anlamındaki sure inmişti. Bu ise Hazreti Peygamber'in ömrünün az kaldığına işaretti. Çünkü onun gönderilmesi İslam dinini tesis etmek hikmetine dayanıyordu. İslam dini bu şekilde yayılmaya başlayınca o maksat yerine gelmişti. Sahabeler, insanların bölük bölük İslam'a geldiğini gördüğün zaman tesbih ve istiğfar et ayetinden artık öbür tarafa yönel ve ahiret yolculuğuna hazır ol anlamı çıkarmış ve ağlamaya başlamışlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onları doğruladı.